sunacağım size. ...250'yi aşkın insanımız canını verdi. İhmaller, umursamazlıklar, vurdum duymazlıklar insana saygı duymamanın yarattığı körlükler yüzünden. Hemen şunu söyleyeyim. Almanya mesela bu madencilik, özellikle kömür madeni açısından yoğunluğu bizim 3, 4, 5 katımız olan bir ülke. Bu Almanya'da 50 yıla yakındır, 45 yılı aşkın bir süredir bir tane işçi ölmemiş herhangi bir kazada. Başka bir şey. Belçika'yı bilirsiniz. Küçücük bir ülke. Hani eti ne, budu ne diyeceğimiz küçüklükte bir ülke. O biliyorsunuz bu maden ocaklarını, bu kömür ocaklarını kapatmıştır. Buralarda insan çalıştırmanın insan haklarına aykırı olduğunu, açıkça insan hakkı ihlali olduğunu söylemiştir. Gerekçesi nedir biliyor musunuz? Hiçbir kaza olmasa, hiçbir aksaklık olmasa ve çalışan insan oradan düzgün bir şekilde emekli olsa, orada bütün ihtimamlara rağmen teneffüs ettiği zehirli hava onun yaşama süresini etkiliyor. Hasta olma riskini artırıyor. Onun için insan haklarına aykırıdır dedi ve bu gerekçeyle kapattı buraları. Şimdi gelin Türkiye'ye. Bugün Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi durumunda olan başbakan koltuğuna oturan zatı dinledim. Bu elim, bu feci, bu yürekler yakan yarı katliam kaza ile ilgili. Yarı katliam. İki şeyi öne çıkarıyor. Başbakan ummalı zat. Bir, olur böyle vakalar. Nihayet madenciliktir diyor. Madenciliğin, maden işçiliğinin kaderidir bu. Kader, kader kelimesi. Hep mihverde o. Bu kader kelimesini ne kadar duyarsanız, dine ve Allah'a ihanetin o kadar yapıldığına hükmedeceksiniz. Çünkü bu bugünkü manasıyla kullanılan kader, Kur'an'ın kabul etmediği bir kader anlayışıdır. Emevi despotizminin, müşrik Emevi çocuklarının İslam'a sokup yönettikleri, zulümleri altında inlettikleri kitleleri uyutmak için, bastırmak için kullandıkları Kur'an dışı şeytani, müşrik bir kavramdır. Kur'an'daki kader, tabiat kanunları anlamındadır. Bu kadar basit. İnsanın fiilleri, eylemleriyle bir alakası yok. İnsanın kaderi diye bir şey yok. İnsanın alnına yazı diye bir şey yok. Bu Emeviler döneminde tedarik edildi. Kaderle ilgili söylemleri Hasan el-Basri'ye açıldığı zamanda o tabiun döneminin ittifakla en büyük insanı olan Hasan el-Basri, Allah'ın düşmanları yalan söylüyor diyor Emeviler için. Aynen tabiri budur. Allah'ın düşmanlarının her devirde uzantıları olmuştur. Şuurlu veya şuursuz. Bugün de vardır. Bugün
Onların kader anlayışlarından birini dinledik. Birkaç sene önce tren faciasında 40 kişi öldüğü zaman da bunu dinlemiştik. Kaderleri öyleydi. Allah ile aldatmanın en sefil, en iğrenç, en aşağılık şeklidir bu. Bunlar olur diyor anılan zat. Bu işin kaderi budur diyor. Burada garipsenecek bir şey yok. Değerli dinleyenlerim, şu an itibariyle 250 kişi ölmüş. Yerin altında o rakama yakın insan var. Gıdım gıdım, ufak ufak, ağır ağır, küçük küçük söylüyorlar, alıştıra alıştıra. Olabilir, tamam. Ama o kadar daha insan var. Ve 30 saati geçti. Onların ne kadarı canlı geri dönecek? Bunu da düşünün. Böyle olduğu halde 250 insan gitmiş. Ve bu işin kaderidir diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'yi yöneten kadronun baş efendisi olan kişi diyor bunu. Daha feci bir şey. Allah ile aldatmada bugüne kadar kırdığı rekorların bir yenisini kırıyor. Diyor ki, Kur'an kurslarında hatimler okutuyoruz ölenler için. Neresinden tutacaksınız? Ne demek ölenler için hatim okutmak? Kur'an ölenler için hatim kitabı değildir beyefendi. Bunu sen din zannediyorsan böyle bir din yok. Bu dinin bir peygamberi var. Onun hayatında bu dediğin yok. Siz peygamberin ölenler için hatim okuttuğuna dair hurafe kitaplarında bile bir kayıt gösterin bana. Yoktur. Kur'an ölenler için hatim, afsun, üfürük kitabı değildir. Yaşayanların haklarını korumanın, emeklerine saygının kitabıdır. Sen o hakları ve emekleri ayaklarının altına alıp çiğniyorsun, efradına, ekiplerine talan ettiriyorsun. Sonra da 250 insanın arkasından adeta onlara sövercesine biz onlar için hatim okutturuyoruz diyorsun. Yazıklar olsun. Senin hatimine mi ihtiyacı var onların? Ne demek hatim okutmak? Nereden çıkardın bunu? Onların hakları ne olacak? Onların ailelerine senin söyleyeceğin bu mu? Ha? Onlara cennet vizesi vermek için Allah sana mı muhtaç? Sen bir defa hatimden, Kur'an'dan bahsetmek için ağzındaki maun kirlerini temizle. O haramları temizle ağzından. Sen ve ekibin, ondan sonra hatimden, matimden, bilmem neden bahset. Senin Kur'an'la caka yapma gibi bir yetkin, bir hakkın olamaz. Kur'an diyor ki, bana tertemiz olanlardan başkası dokunmasın. Bunun buldunuz kolayını. Bunu abdese indekslediniz. Abdestliysen dokunursun. Peki abdestli adamın kanında yediği haramların domuz kanı dolaşıyorsa bu adamın abdesti Kur'an'a dokunmaya ehliyet kazandırır mı? Kur'an neresinde abdestsiz olan bana dokunamaz diyor. Sizin nerenizi tutsak Kur'ansızlık musibeti, melaneti akıyor. Kur'an'ın dinine sizin uzaklığınız karınca yuvalarındaki karıncaların galaksilere uzaklığından daha fazla. Hatim okutuyorsunuz öyle mi?
3 hafta kadar önce senin başında olduğun meclisin kürsüsüne bir araştırma önergesi getirildi muhalefet tarafından. Neydi o? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Can meselesi bu. Bunu tartışmaya açalım mecliste. Buydu. Reddettirdiniz. Bugün diyorsunuz ki, ben onu okudum, o teklifi, o önergeyi. Soma ile ilgili hiçbir şey yoktu orada. Ne vardı peki orada? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ne vardı? Soma'da kaygı verici gelişmeler var. Bunu bir tetkike, araştırmaya, tartışmaya açalım diyen önergede ne olabilirdi başka? Peki Soma yoktu da ne vardı? Onu söyleyin. Daha vahim bir şey. Sizi ilahlaştıran yalakalarınızdan, onların en aşağılıklarından birisi şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki, önergeyi veren CHP ısrar etmeliydi, etmedi. Yani verdiği önergede ısrar etmediği için CHP 250 kişi öldü, öyle mi? Ya böyle kahpe bir mantık olur mu? Siz 300 küsür milletvekiliyle gelen teklifi reddedeceksiniz. Sonra da 250-300 kişi ölüp gidince de ısrar etseydiniz, nasıl ısrar edecekti? Muhalefeti suçlamaya bakın. Bu, en hafif tabirle çok kahpe bir mantıktır. Bu kahpeliktir.